can diyerek, can can diyerek, canlar çalarak, canlar çalarak oynayıp. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hepiniz oyunumuza hoş geldiniz. Benim adım Vanilya. Ben Deniz de Kurabiye. Bizler bu oyunun anlatıcılarıyız. Hani ben sunucu olacaktım. Hadi ama Vanilya, ne fark eder ki? Olmaz, ben sunucu olmak istiyorum. Tamam o zaman, sen anlatma, sun o zaman. Biraz karışık değil mi? Çok da karışık değil aslında. Nasıl yani? Böyle masalımsı uzun cümleleri ben anlatırım ve ben böylece anlatıcı olurum. Peki ya ben? Sen de benim anlattıklarımı kısa kısa vurgularla takdim edersin ve en önemli yerleri sunmuş olurum. Yani en önemli yerleri ben sunacağım, öyle değil mi? Evet, en önemli yerleri. Yaşasın! En önemli yerleri ben sunacağım. Ben sunucu anlatıcıyım. Yaşasın! Hadi ama Vanilya, hazırsan artık başlayalım mı? Başlayalım. Evvel zaman içinde. Çok eskiden, çok uzak bir yerde... Yaşlı bir karı koca yaşarmış. Evvel zaman için, çok eski bir zamanda, çok uzak bir yerde yaşlı bir karı koca çift yaşarmış. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocukları olmazmış. O ülkede insanlar kışın bittiği, baharın geldiği gece dilenen dileklerin gerçek olduğuna inanırlarmış. İşte tam da öyle bir gece vakti kendi kendilerine konuşup dururlarmış. Yine kış bitiyor, yaza giriyoruz. Çok iyi olacak. Kemiklerimiz ısınacak. Üşüme hiç sevmiyorum. Hem biliyor musun bey, bugün günlerden ne? Deme ya, yine mi unuttum? Dur, hatırlayacağım. Hatırlayacağım. Buldum. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Değil. Evet, o geçen aydı. Ha, buldum. Bugün senin doğum günün. Yorma yaşlı beynini, bulamazsın. Bulurum. Bulamazsın, hem bizimle ilgili değil ki. Bizimle ilgili değil mi? Yani ilgili de öyle tam değil. Bir bilmece. Severim bilmeceleri. Bugün kışın son günü. Deme ya. Evet, istersen Nevruz de, istersen Hıdır ellet, istersen de Bahar Bayramı. Ama kış bitiyor, yaza giriyoruz. Hem biliyor musun, annem böyle bir gecede çok istediğimiz bir şeyin resmini çizip pencereye koyardı. O niye? Niye öyle yapardı? Gerçek olsun diye. Yani gece çizer, çizdiği resim sabaha gerçek mi olurdu? Tam olarak öyle değil ama. Ama bu bir batıl inanç. Yani gerçek olmayan demek. Olsun, inanmak kötü mü? Hem biliyor musun, bir keresinde bir ev resmi çizmişti. Sabahleyin o ev kapının önünde deme. Tabii ki öyle demeyeceğim ama tam 2 ay sonra aynı böyle çizdiği resme benzer bir ev aldık. İlginç rastlantı. Neyse, çok geç oldu. Ben yatıyorum. Sen yat. Ben de fırına kurabiye koydum. Pişsin diye bekliyorum. Kurabiye mi? Evet. Şimdi onların mis kokusunu ve lezzetini rüyamda hissederek uyuyacağım. Tamam. Haydi bakalım. Ay. Keşke bizim de bir çocuğumuz olsaydı. Keşke. Onun neşeli sesi bu büyük güzel evi doldursaydı. Keşke. Kurabiyeler de pişti. Keşke benim de bir çocuğum olsaydı. Resim çizmek yerine acaba bu çocuk şekli verdiğim kurabiyeyi mi pencereye koysam? Batıl inançmış. Olsun, ben yine de belki bir çocuğum olsun diye bu kurabiyeyi pencereye koyacağım. Anladınız mı arkadaşlar? Çok üzücü, çocukları olmuyor. Üzülme, bekle ve gör. Yani sen şimdi... Thank you.
geldi. Olur mu? Ses sanki böyle evin içinden geldi gibi. Eyvah! Eyvah! Hırsız girmiş! Eve hırsız girse bize günaydın mı der? Garip değil mi? Kibar bir hırsız. Neyse, kimseler yok, baksana biz yanlış duyduk. Aa, evet. Var işte, ben varım. Varım diyor. Aa, sen de kimsin? Aa. Anneciğim, benim ben. Anne mi dedi? Evet, öyle dedi. Ah, gel buraya. Merhaba anne, merhaba baba. Bana baba dedi. Bana bugüne kadar hiç kimse baba dememişti. İyi de sen kimsin? Anne, sen de fırından bir kurabiye çıkartıp pencerenin önüne koydun ya. İşte o kurabiye benim. Ne yani? Sen benim çocuk şekli verdiğim kurabiye misin? Evet ya, baksana. O yüzden hareket edemiyorum. Bilseydim ben animasyon çizerdim. Böylelikle hareket ederdin. Neyse, gel sarıl babana yavrum. Olsun, ben böyle de iyiyim baba. Gene baba dedi. Bundan sonra senin adın? Kurabiye çocuk olsun. Hadi gidelim öyleyse. Hadi gidelim. Gel, hadi bakalım. Dur. Çıkın, 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 çıkın yine. Git. Baba da çıksın, dede de çıksın. Kurabiye ne hoş değil mi? Çok güzel ama. Ama mı? Neden ama biliyor musun? Neden? İstersen arkadaşlarımızla biraz oyun oynayalım. Kurabiye çocuk da bize katılsın ve neler oluyor görelim. Aa, evet evet, çok isterim. Ne olacağını çok merak ediyorum. La 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 la. Aa, ben de top oynayacağım. Hazır mısın? Sen de tut. İki. Hadi bakalım. Hadi. 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 Aa, ne güzel oyun oynuyorlar. Arkadaşlar, ben de sizinle oyun oynayabilir miyim? Tabii ki. Gel ip atlayalım. Aa, çok isterim. Yaşasın. Bir, iki, üç. Hop. Olmadı. Olmuyor. Bir daha. Bir, iki, üç. Olmuyor. Aa, ben bu oyunu oynayamıyorum. Aa, kurabiye çocuk, üzülme. Gel top oynayalım. Aa, çok isterim. Yaşasın. Hadi tut. Bir, iki, üç. Olmadı. Kurabiye çocuk, biz atacağız. Sen tutacaksın, tamam mı? Üç tamam. Deyince topu tutmaya çalış, tamam? Tamam, tutacağım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Olmuyor. Hareket edemediğim için oyun oynayamıyorum. Hareket edememesi çok kötü. Evet, ben de çok üzüldüm. Ama hemen üzülme. Neden? Hadi bekle ve gör. Böylesine kolları açık bir vaziyette durmam hiç güzel değil. Hem ben şu an üzülüyorum ama suratım gülüyor. Neyse, en iyisi şurada birazcık dinleneyim de sonra da annemle babamın yanına gideyim. Her gece her gece dolaşırız, her gece her gece bakınırız, her gece herkese bakarız, umut dağıtır, neşe alırız, sinir atır, keyif alırız, değiştiririz, dönüştürürüz, zibir yaparız, mutluluk alırız. Hey! Kurabiye çocuk, şimdi sana insan olabilme yeteneğini veriyorum. Ama insan olabilmek için üç büyük iyilik yapman gerekiyor tam iki gün içerisinde. Yalnız bu iyilikleri yaparken çok dikkatli ol. Sakın yalan söyleme. Çünkü yalan söylersen burnun Pinokyo gibi... Çok sevdim. Buldum. Buldum. Şimdi sen heykel gibi ol. Sakın kıpırdama. Ona sayana kadar böyle bekle. Çok yaratıcıyım. Ayaklarımda, başımı da hareket ettiremiyorum. Rüya değilmiş.
3 gün içinde. Yok yok, 2 gün içinde 3 büyük iyilik yaparsam ben de insan olabileceğim. Yaşasın. Demiştim sana, bekleme gör diye. Evet, ne iyi oldu. Artık hareket edebiliyor. Evet, ki büyük bir maceraya yol alıyor. Ne olacağını çok merak ediyorum. Kurabiye çocuk düşmüş yollara. Bir yandan iyilik yapabileceği insanları aramış, bir yandan da dünyayı gezmiş. Peki, o insanları bulabilmiş mi? Onu da izleyip göreceğiz. Nasıl iyilik yapacağımı bir türlü bulamıyorum. Neyse, en iyisi şurada birazcık oturup düşüneyim. İmdat! Dur tavşan kardeş, ne oluyor? Bir avcı peşimde, beni yakalayacak. Ooo, avcı mı? Tamam, sen hemen şu ağacın arkasına geç. Tamam, saklanıyorum. Hey! Merhaba. Merhaba. Nerede o? Kim? Tavşanım. Aa, sizin tavşanınız mı? Aslında benim öğle yemeğim olacak tavşan. Ne yani? O güzel ve sevimli tavşanı yiyeceksiniz öyle mi? O güzel ve sevimli tavşan... Aa, bir dakika! Sen o tavşanın güzel, sevimli olduğunu nereden biliyorsun? Sen onu görmüşsün. Yo, görmedim. Bak, bana yalan söyleme. Ben yalan söyleyen hemen aldım. Sana diyorum. Hey! Ne oldu buna ya? Arkadaşım hasta... 6, 7, 8, 9 ve 10. Tamam. Ne oldu sana? Hasta mısın? Yo, ben gayet iyiyim. Aman aman. Neyse. Nereye gitti o tavşan? Söyle bakayım. Tavşan ne tarafa gitti? Bu tarafa mı? O tarafa mı? Aa, buldum. Şu tarafa. Ne tarafa? O tarafa mı? Bu tarafa mı? Ne? Aman canım. Bak yine taş oldu. Neyse seninle mi uğraşacağım? Biraz gidip şu tarafa bakayım. Tavşanım! 6, 7, 8, 9 ve 10. Tamam. Tavşan kardeş, avcı gitti. Çıkabilirsin. Aa, çok teşekkür ederim. İyi de sana ne oluyor böyle? Birdenbire taş gibi heykel oluyorsun. Sorma gitsin. Ben yalan söyleyemem. Ben yalan söylediğim zaman ona kadar söyledik. Böyle taştan bir heykel oluyorum. Tamamen hareketsiz kalıyorum. Neyse, benim gitmem lazım. Bu arada bu yaptığın iyiliği asla unutmayacağım. Çok teşekkür ederim sana. Güle güle tavşan kardeş. Aa, ne dedi? İyilik mi? Sahi ya, ilk iyiliğimi hiç düşünmeden yaptım bile. Hem de çok kolay oldu. Minik tavşan kaçtı, avcı kovaladı. Çizgi çocuk onu kurtardı. İyilik, 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 şimdilik bu ilk iyilik. İyilik, 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 şimdilik bu ilk iyilik. İçimde ise iyilik, aramazsın sen onu. O gelir hep seninle bir ömür boyu. Hayvan ve bir kurabiye çocuğum. Mükemmel değil mi? Çok. Ben
tek başıma bile. Yine başlamam. Senin evin sırtında. Başına bir şey girerse böyle hop diye içine girersin, olur biter. Ama benim öyle mi? Arkadaşlar beni dinleyin. Benim bir fikrim var. Benim bir özelliğimden yararlanacağız. Neymiş o? Anlamadım. Ben yalan söyleyemem. Bu çok güzel. Zaten söylememeni izle. Ama ben yalan söylediğim zaman ona kadar söyledik. Böyle taştan bir heykel oluyorum. Aa evet, sabah görmüştüm. Böyle taş gibi oluyor. Wow, çok ilginç. Evet. Hop. Şimdi yaklaşın bakalım. Harika. Kalk. Şimdi buradaki bütün ağaçları keseceğim ve buraya büyük büyük gökdelenler yapılacak. Ya, o da ne? Ormanın girişini bir kaplumbağa, bir tavşan, bir de garip karikatüre benzeyen bir çocuk kapatmış. Hey, siz çekilin bakayım oradan. Geçmene izin vermeyeceğiz. Orman bizim evimiz. Ormanımıza kimse dokunamaz. Ormanımıza kimse dokunamaz. Bakın, çekilin oradan. Yoksa... Yoksa ne olur? Sizi ezer geçirin. Hadi bir dene bakalım. Bunu siz istediniz. Dört. Hadi dört, gel, dört, gelsene. Dört. Dört. Hadi gel, dört, gelsene. Geliyor, inanmıyorum. Bana böyle bu karikatür çocuk taş gibi bir çocuk oldu. Ama bunun da pes etmedim. Şimdi geliyorum. Geliyor. Kolay bir soru sorun. Şey benim kılarımın rengi ne renk? Kılarımın rengi. Beyaz. Beni kaldırın. Kaldırın. Ne oldu böyle? Görmüyor musun? Benim kılım da beyazlık da var. Bu ne biçim soruydu böyle? Ben doğru söylemiş oluyorum. Öyle oldu. Demiştim size sizi yıkarım diye. Şimdi son kez ona daha güçlü geliyor. Kıza daha güçlü geliyor. Çabuk pozisyonu. Şey bu mu? Nedir bu? O bir dinozor. Çok kapandı. Hayır. Sanırım ben bu işi beceremeyeceğim. Bırakıyorum. İstifa ediyorum. Gidiyorum. Anne! Geçesin! Arkadaşlar! Ormanımız kurtuldu. Çok teşekkürler. Senin sayende artık bizlerin evi var. Kurabiye çocuğum, bu iyiliğini asla unutmayacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Nasıl mutlu oldu hey iyilik, hey iyilik, hey iyilik, olunca birlik hey iyilik, hey iyilik, hep birlikte hep sevindik. Kurabiye, kurabiye çocuk, kurabiye, kurabiye çocuk, kurabiye, kurabiye çocuk, son maceraya başlasın yolculuk. Dön.
Sen çok iyi bir çocuksun. Sağ olun teyzeciğim. Buyurun, bu sizin olsun. Belli ki çok işinize yarayacak. Ay, teşekkür ederim evladım. Çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Güle güle teyzeciğim. Almalı, vermeli, hep yardım etmeli, gülmeli, üzülmeli, hep neşe vermeli, sıkışınca yardım istemek, zordakine yardım etmek, insanız biz insanız, insanca yaşar, insanız biz insanız, hep yardım ederiz, birbirimizi saymalı, sevmeli, sevmeli. Hem yardım etmeli, etmeli. Hem gülüp güldürmeli, gülmeli. İnsanız biz insanız, hep yardım ederiz, ederiz. İnsanız biz insanız, birbirimizle hep varız. Herkes bir anda nereye gitti? Kurabiye çocuk, farkında mısın? Tam 3 büyük iyilik yaptın. İyi ama ben o iyilikten insan olayım diye yapmadım ki. O canlıların yardıma ihtiyacı olduğu için yaptım. Ve tüm bunlarda zaten seni bir insana dönüştürdün. Anlamadım. Üzüldün, sevindin, zorda kalanlara yardım ettin. Ve bütün bu özellikler de seni bir insan yaptı. Oo, ne yani? Demek insan olabilmek böyle bir şey. Çok güzel bir şeymiş insan olabilmek. Ne yani? Ben şimdi insan olabilecek miyim? O gitmiş. Neyse, ben hemen annemle babamın yanına gidip onlara insan olduğumu anlatayım. Anne, baba. Merhaba anne, merhaba baba. Aa, kurabiye çocuk, sana ne oldu böyle? Sen insan olmuşsun. Çok güzel değil mi? Çok mutluyum, çok. İnanılmaz bir şey. Ama gerçek. Masal bu ya, artık çocukları olmayan yaşlı karı kocanın bir çocuğu varmış. Evet, hem de yüreği sevgi ve iyilik dolu, yardımsever, afacan ve sevimli bir çocuk olmuş. Ve hiç ama hiç yalan söylemeyen bir çocuk olmuş. Evet arkadaşlar, oyunumuzu artık burada sonlandıralım mı? Nasıl arkadaşlar, oyunumuzu beğendiniz mi? Yine bekleriz. Hoşçakalın. Hopla zıpla koş o yana, dur dur dön bu yana, hopla zıpla dön bu yana, bak oyunuma gir koluma, hopla zıpla koş o yana. Canlar çalarak oynayın.